Merhaba, ben Tunç Naturoğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Önce Amerika ile başlıyoruz. Çünkü Amerika'da rekorlar devam ediyor. Rekorlar zincir devam ediyor. Zaten uzun süredir de ben Amerikan borsası tavsiye ediyorum. Dolar bazında da rekorlar devam ediyor. İşte bu haftada rekorla kapattı. 5137 ile kapandı. S&P 500 endeksi. S&P 500 endeksi dediğim zaman 500 büyük, yani piyasa değeri olarak büyük Amerikan şirketinden bahsediyoruz. Hakikaten bu şirketler, yani Amerikan ekonomisinin lokomotifi durumunda şirketler. Ve S&P 500 içerisinde birçok da sektör var. Yani sektörel dağılımda olmuş oluyor. S&P 500 hisselerin, S&P 500 endeksine yatırım yaptığın zaman, ancak S&P 500 endeksinde yani bir kısım hisselerin daha çok çıktığı ve onlarla bu işin yürüdüğü de söyleniyor. Şöyle bakacak olursak, S&P 500'ün haftalık performansı bu, bakın. Bakın, haftalıkta, bu haftaki performansta, buradan haftalığı seçtim. O çok büyük yer tutan Microsoft, Google, Apple gibi hisseler aslında para kaybettirdiler. Yani evet, Meta, Nvidia, Amazon, bunlar çıkmaya devam etti ama bu büyüklerin içerisinde önemli bir kısmı para kaybettirdiler. Yani öyle sanıldığı gibi 3-5 hisseyle çıkıyor falan gibi değil yani. Basbayağı birçok hissede değer ne arttırıyor, işte Home Depot görüyorum mesela burada. Tesla yeniden artmaya başlamış. El aileliği uzun zamandan beri devam ediyor. Bu hafta Berkshire kötü gitmiş. Evet, olabilir. Uzun zamandır yerlerde sürünüyordu. Disney yeniden harekete geçmiş. Exxon, bunlar da gayet güzel hareketler görüyoruz. Yani bir kısım hisseler evet iyi, bir kısım daha kötü. AMD, bunun da sonradan katılacağını söylemiştim. Ben AMD %11 yapmış ama Apple, şöyle Apple mesela üzmüş bu hafta. Peki. Gene de S&P 500 devam ediyor. Peki, o zaman ben böyle yükseliyor, güzel dediğim zaman daha önceden al dediğimde alamamış olanlar düzeltme bekliyor musunuz diye soruyor. Ya da elinde para olanlar düzeltme bekliyor musunuz diye soruyor. Bir kere arkadaşlar, düzeltme diye bir şey beklenmez. Düzeltme olduğu zaman ne yapacaksın, ona bakılır. Şimdi ne yapacağız biz? Düzeltme olduğu zaman, evet düzeltme oldu, tamamlandı, buradan yukarı gidiyor, elimizde para var, o zaman alacağız. Elimizde para yok, o zaman alamayacağız. Peki biz aldık, gidiyoruz, düzeltme oldu, ne yapacağız? O zaman kendimize bir seviye belirleyeceğiz. Aldığımız zaman, ben bunu aldım, ne zaman satacağım? Ben satmayı düşünmüyorum. Ben zaten tutmayı düşünüyorum. O zaman zaten düzeltme olacak mı diye sormaya gerek yok. Düzeltme olur diye korkuyorum. O zaman bak, burada bir kanal var. Bu kanalın altında da hareketli ortalama var günlükte. Demek ki bu günlükteki hareketli ortalamanın altında bir gün kapanış olursa, mesela ben bunu satacağım diyerek alabilirsiniz. Bak, bu düzeltme olabileceği yer, hatta şuradan itibaren, yani 14 Aralık'tan beri düzeltme olabilirmiş burada. 14 Aralık'tan beri tutuyorsun ama para kazanıyorsun. Haftalıkta şöyle 29 Ocak'tan beri, yani son bir aydır düzeltme olabilirmiş. Bir aydır para kazanıyorsun. Bu şekilde yani. Güzel. S&P 500 beğeniyoruz. Nasdaq, tabii ki S&P 500 rekor kırardı, Nasdaq kırmaz mı? O da rekor kırdı. Onu da beğeniyoruz. Amerikan 10 yıllıklar uzun süredir burada gidip geliyordu. Şu 4.25'in altında 4.23 var. Oradan yukarı dönüyor dedik. Bunun altında bir gün kapansın. Ondan sonra alırsınız dedim. Ne alacaksınız? Amerikan 10 yıllıklar düştüğü için, yani TMF mi alacaksınız? TLT mi alacaksınız? O zaman alırsınız dedik. E işte düştü. Şimdi bu düştükten sonra demek ki pazartesi günü bakıyorsunuz, Amerikan piyasası açılıyor. Amerikan piyasası, yani Amerikan borsası açılıyor. Çünkü borsada işlem gören bir şey zaten TLT, TMF. Ondan sonra bakıyorsunuz Amerikan 10 yıllıklarda da hala daha bir düşüş var mı? Yok, buradan hızlı bir şekilde 4.23'e geri geldiyse niye alacaksın zaten? Düşüş varsa o zaman TLT'ni de al, TMF'ini de al. Altın tarafı bunu sevdi. Söyledik.
Bir daha söyleyeyim mi? Peki bir daha söyleyeyim. Çin yeni yıl tatili olacak. O arada düşüş bekliyoruz. Talebin azalmasını bekliyoruz. İşte düştü, geldi. Şimdi bundan sonra al sinyali geldi bize. Uzun soluklu al, yükseliş bekliyoruz. Evet, geldi. Yükselişte oldu. Devamını bekliyoruz. Düzeltme bekliyor musunuz? Hayır, beklemiyoruz. Yükselişin devamını bekliyoruz. Gümüş bir üçgen içerisinde sıkışıyor sürekli olarak. Evet, bu seviyeler, yani 22,5'lar alım için uygun, ama beklemeye razı olacaksınız. Altında sürekli bir yükseliş olursa, güçlü bir yükseliş olursa, yani birkaç gün sürerse, gümüşün daha hızlı yükselmesini bekliyoruz. Evet, gümüş yükseldi, işte %2 yükseldi. Altın gümüş rasyosu şu 91,58'den düşmesini bekliyoruz. Düştü. Tekrar tepki yaptı. Şimdi tekrar aşağı geliyor. Şimdi tekrar düşmesini, yani gümüşün yeniden güçlenmesini bekliyoruz. Ama tekrar söyleyelim, bu aralıkta gidip geliyor. Bu aralığın dışında çıkabilmesi lazım. Çıkabilmesi lazım. Çıkmadığı sürece de o zaman bunların hepsi tepki yükselişi olarak kalacak. Yapacak bir şey yok. Elimizde kaldı, teneke oldu vesaire deniyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Bitcoin. Bitcoin'de ne dedik? Görüşümüzü değiştirdik. Tekrardan alın şu 48 binden falan. Tekrardan 48 binden alın dedik. Ondan sonra çıktı. Sonra yeni bir çalışma yaptık dedik. 60.787 önemli. 60.787'den sonraki hedef 71.495 olacak. Şimdi bak, burada bir negatif uyumsuzluk oluşmuş mu? Oluşmuş. Şimdi alınır mı? Alınmaz. Bunun bitmesi gerekiyor. Yani şu 63 bin, bir kere 62.700'ün üzerinde bir kalabilmesi gerekiyor bir gün. O olmuş mu? Olamamış. O zaman alınmaz. Şimdi tutulur. Peki satılır mı? İşte şu 60 bin aşağı kırılırsa, yani 60 binin altında bir günlük falan bir kapanış olursa da satılır. Şu anda satılmaz. Şu anda tutuyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani pazarlık etmiyoruz, onu da söyleyeyim. Yani anlaşıldı değil mi? Bir daha söyleyelim. Şöyle, 62.700'ün üzerinde bir günlük kapanış oldu. Yani gece yarısı bunun üzerinde kapandı. Gün içerisinde gidip gelmeler değil. O zaman alınabilir. 60.000'in altında bir günlük kapanış oldu. O zaman da satılabilir. İki arada bir derede bir şey yapılmaz. Tutulur. Beklenir. Bir sonraki hedef 71.495. Eğer dediğim şekilde direnç geçilecek olursa, ancak destek kırılacak olursa, tekrardan şu 52 binlere geri gelebilir. Yani bu niye böyle oluyor? Onu da niye böyle olduğunu söyleyelim. Şimdi bakın, haftalıkta böyle gelmiş aşırı alım bölgesine. Oradan biraz geri gelip bir daha yukarı gitmişti. Şu kritik yükseliş. Yani bu bir kere daha olur mu? Evet, yani olabilir, ama daha düşük ihtimaldir artık bu yani. Buradan bir daha aşağı gelirse, daha yukarıda bir yerden daha bir düzeltmenin olmasını beklerse, hem de aylıkta da baya bir yukarılara gelmişiz işte. Yani böyle bir ayda şöyle yüksek devasa bir mum var. Daha önceden görülmemiş bir şey bu yani. Eski zamanlarda görülmüştü de, yani ne bileyim şu 2020'lerde falan görülmemişti yani. O yüzden orada dikkatli olmak lazım. Peki diğer coinler, altcoinler, hocam Ethereum, hocam Ripple, ilgilenmiyorum, bakmıyorum, takip etmiyorum. Öyle bir vaktim yok zaten. Şimdi Borsa İstanbul'a geleceğiz. Borsa İstanbul'a gelmeden önce biraz ekonomiyle ilgili şeyler söylemek istiyorum. Çünkü sizlerden de bu konuda çok sorular geliyor. Şimdi efendim, önümüzde seçim var. Fakat seçim sonrasıyla ilgili giderek artan bir belirsizlik var. Her ne kadar Mehmet Şimşek kalkıp dese ki hayır, program aynen devam edecek, bilmem ne olacak, hiçbir şey değişmeyecek. Bir tarafta sürekli olarak seçim sonrasında zamlar olacağı konuşuluyor. Veya kredi kartları ile ilgili sınırlandırmalar getirileceği konuşuluyor, veya ekstra vergiler getirileceği konuşuluyor. Dezenformasyonla mücadele merkezi olsun, Mehmet Şimşek olsun, bu konuda yaptıkları açıklamalar hep şu anda böyle bir şey yok, böyle bir uygulama yok şeklinde oluyor. Böyle bir uygulama olmayacak. Yani bir ay sonrası işte, yani veya işte Nisan'ın ilk haftasına kadar ki bir süre için dahi böyle bir uygulama olmayacak demiyorlar. Onlar da demiyorlar. Yani rahat olan bir ekonomi yönetimi der ki bu böyle. Mesela
Geçen sene yazın bir sürü vergiler getirdiler, vergileri arttırdılar, zamlar yaptılar. Ondan sonra dediler ki sene sonuna kadar yeni bir vergi yok, yeni bir vergi zammı da yok. Gerçi onu dedikten sonra bir gene tekstilde bir ithalatla ilgili bir şeye bir vergi koydular. Yani o sözlerinden de döndüler. Ama genel anlamda öyle bir şey olmadı. Yani bir tane öyle bir şey oldu. Ama genel anlamda olmadı. Şimdi mesela öyle bir şey de demiyor. Yani demiyor ki doğalgazı, elektriğe sene sonuna kadar zam yok veya Temmuz'a kadar zam yok veya Mayıs'a kadar zam yok demiyor. KDV artışı sene sonuna kadar gündemimizde yok demiyor. Yeni bir vergi konulması sene sonuna kadar gündemimizde yok demiyor. Motor taşıtlar vergisinin 2'den fazla alınması gündemimizde yok. Sene sonuna kadar yok demiyor. Bunların hiçbirini söylemiyorlar. Gayrimenkullerle ilgili olarak yeni bir vergi gündemimizde yok demiyor adamlar. Adamlar hiçbir şekilde demiyor. Şu anda yok diyorlar. O zaman belirsizlik giderek artıyor. Şimdi belirsizliğin arttığı yerde ne yapılır? Valla belirsizlik adı üzerinde yönetilebilen bir şey değil. Risk yönetilebilir, belirsizlik yönetilemez. Bana en çok sorulan soru. Seçimden sonra döviz cinsi yatırımlara, mesela bu aldığımız TMG, Afa fonu gibi şeylerde veya gram altın yatırımımızda bize %40 vergi gelir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben de sizin kadar biliyorum. Ben de sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Ben müneccim değilim ki. Adamlar biz seçimden sonra bu konuda bir düzenleme yapmayacağız, etmeyeceğiz diyorlar mı? Demiyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Ben de sizin kadar biliyorum. Bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu yerde diyebileceğim şu. Madem bu kadar böyle bir risk var, ertelediğiniz, almayı düşündüğünüz zaman ertelediğiniz bir takım şeyler varsa alın şimdiden. Zaten hep aynısını söylüyoruz. Alın diyoruz. Çünkü hep zam yapılıyor. Zaten aptallık da burada zaten. Ya aptallık da burada zaten. Çünkü enflasyonun bir maliyet enflasyonu var, bir talep enflasyonu var, bir de beklenti enflasyonu var. Şimdi bu şekilde düşünüldüğü sürece, bu şekilde düşünmenin önüne geçemediği sürece, ekonomi yönetimi bu şekilde düşünmenin önüne geçmeyi akıl edemediği sürece ekonomi yönetimi, o zaman hep insanlar ama şimdiden alayım yoksa buna zam gelecek diye davranıyor. Halbuki bu zamları yapmayı düşünüyor musun? Bu şeyleri, bu vergileri getirmeyi falan düşünüyor musun? Yap abi bugün. Yap ki yani bir cumartesiyi pazara bağlayan gece yap. De ki ondan sonra insanlara pazar günü de çık. Biz bu zamları yaptık. Sene sonuna kadar yenisi yok de. O zaman ne yapacaksan yaptın. Beklenti enflasyonu yaratan bir sürü unsurun da önüne geçmiş oldun işte. Bak bu kadar kolay ben sana söylüyorum. Ha ben bunu yapmak istemem seçimden önce. Ya her dakika bir seçim var zaten. Her dakika bir seçim var. Şimdi bu seçim bitince dersene seçim yok. Rahat. Ya kim inanır buna ya? Şaka mı ediyorsunuz yani? Her defasında diyorlar ki anayasayı değiştirmek istiyoruz. Her defasında diyorlar ki Türkiye yüzyılı. Türkiye yüzyılının bir parçası da bu anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği nasıl olacak? Ya mecliste olacak, öyle bir çoğunluk yok. Ya referanduma gidilecek, öyle bir çoğunluk yok ama o çoğunluk bulunabilir. Başka partilerde destek olabilir. Ondan sonra referandum demek ne demek? Bir daha seçim demek işte. Bir daha seçim demek. O yüzden çok belirsizlik var. Bu belirsizliğin üzerine şimdi bir de zeybekçi belirsizliği diye bir belirsizliğimiz var. Zeybekçi belirsizliği bence belirsizliklerin en büyüğü. Diğer vergilermiş, şunlarmış, bilmem doğalgazmış, elektrik zammış falan bunları geç. Zeybekçi belirsizliği en büyük belirsizlik. Zeybekçi tehlikesi en büyük tehlike. Çünkü zeybekçi ne diyor? Enflasyonla mücadelenin tek yolu üretim diyor. Yani para politikasının bir önemi yok. Maliye politikasının bir önemi yok. Para politikasının önemi olmaması demek Şahabi para politikasına geri dönüş. Enflasyon düşmeden faizlerin indirilmesi demek.
Enflasyon düşmeden faizlerin indirilmesi. Enflasyon düştüğünde nasıl anlayacaksınız? 30, %38 olarak devralmış mı Sayın Mehmet Şimşek? 2023 Haziran'ında. Devraldı. Enflasyon bu. %38. Aradan da bir sene geçmiş. İşte evet %38'di ama önceden gelen bir takım efendim kur baskılandığı için o kur patladı, tutulamadı, çatladılar. Çatlayınca kur arttı. O yüzden kaynaklanan bir enflasyon da var. Enflasyonu düşürmesi gerektiği yerde dolaylı vergileri arttırarak, akaryakıt zamları vesaire yaparak enflasyonu daha da arttırmış olan Mehmet Şimşek var. Ama bunların üzerinden bir sene geçmiş olacak 2024 Temmuz'unda. 2024 sonunda da o bir sene geçmiş üzerinden daha 6 ay daha geçmiş olacak. Şimdi o noktaya gelindiğinde 38'in altında mısın, değil misin? Gene de değilsen zaten bir şey indiremedin. Bir şey indiremeyeceğin de önceden belli olduğu halde gider de o faizi indirirsen şahavi para politikası. Buna geri dönmüş oluyorsun. İşte zeybekçi gelirse böyle bir şey olma ihtimali çok yüksek. Çünkü para politikasından da bahsetmiyor. Hiç alakası yokmuş bundan. Maliye politikasının da hiçbir alakası yokmuş gibi görünüyor. Maliye politikası ne demek? Yani böyle sağa sola bir sürü harcamalar yapmayacaksın. Yani bütçeyi şimdi enflasyonun çok üzerinde arttırdın mı bu sene? Arttırdın. Şimdi bütçen senin genişlemeci. Etrafa da müjdeydi, can suyuydu, canan suyuydu falan diye dağıtmayacaksın. Şimdi adam diyor ki bunun alakası yok enflasyon. O zaman bunları dağıtacak. Hatta bunlar belki gidecekler. Bu sene ek bütçe de talep edecekler. O enflasyonun çok üzerindeki bütçe bile bunlara yetmeyecek. Zeybekçi geldiği zaman belki çok daha fazla bir ek bütçe talep edecekler. Bu kadar yüksek bir belirsizlik var. Çünkü Zeybekçi çıktı bu lafları söyledi. Ben Mehmet Şimşek'in kalkıp veya para politikasının başındaki kişi olarak Fatih Karahan'ın kalkıp böyle saçma şey olmaz. Enflasyonla mücadelenin adresi biziz. Üretim falan değil. Biz burada buna göre para politikası belirliyoruz. Ayrıca Hazine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek de buna destek olacağını açıkladı der. Ondan sonra Mehmet Şimşek de kalkar der ki böyle saçma şey olmaz. Sayın Zeybekçi ne söylediğini bilmiyor. Para politikasıyla bu enflasyon düşer. Ayrıca maliye politikasıyla düşer. Ben de burada maliye politikasının başındayım. Sayın Karahan da Merkez Bankası'nın başında enflasyon bizim işimiz. Öyle bir şey bir açıklama da duymadık biz bu adamlardan. O zaman belirsizlik çok artıyor. Çok artıyor belirsizlik. Ben böyle belirsizlik ortamında ne diyeyim size? Trendi takip edin. Ancak onu diyebilirim. Trendi nasıl takip edeceksiniz? Onu da söyledik. Trendin nasıl takip edileceğini. Şöyle dedik. Süper trendimiz var. 4 saatlikte de açıyoruz. Ve de pazarlık etmiyoruz. Yani burada pazarlık söz konusu değil. Pazarlık söz konusu değil demek. Ben bunu anlamadım. Şimdi ben de mi satacağım diye soruyorsanız cevabı burada. Şu dedik 9109'un altında günlük kapanışımız oluyor mu? Oldu. Mesela burada oldu. O zaman ertesi gün yani şu durumda pazartesi günü açılışta bir bak bakalım borsaya. Bir 20 dakika bekle. 20 dakika, yarım saat bekle. Borsa düşüyor mu, çıkıyor mu? Eğer yükseliyorsa bak mesela burada yükselmiş. O zaman satma bekle. Sonra çıktı yukarı doğru geldi. Allah döndü mü bu borsa? Ben söyledim mi öyle bir şey? Söylemedim değil mi? Geldi tekrar 9109'a. Ve bunun altında da kapandı. 9097. Şimdi neymiş bu durumda? Pazartesi günü bir bekle sabah 20 dakika yarım saat. Aşağı mı gidiyor bu borsa? Yukarı mı gidiyor? Eğer aşağı gidiyorsa o zaman sata döndü. Sata döndü ne demek? Göstergeler sat gösteriyor demek. Göstergeler sat gösteriyor diye ben satmak zorunda mıyım? Sen bilirsin. İster satarsın, ister satmasın. Analiz diyor ki sana göstergeler sata döndü. Şu anda sata döndü mü? Şu anda belli değil. Çünkü pazartesi sabahını görmem lazım benim. Pazartesi sabahı çıkar belki biraz yukarı. O zaman gene bekliyorsun.
Neyi bekliyorsun? Tekrar 9.109'un altında satış olacak, kapanış olacak mı? Yok, olmadı. Gene bu ortada bir yerde kaldı. Gene tutuyorsun. Bu şekilde. Ben bu sabah Twitter abonelerime de son bir yorumu yapacağım. Zaten spora gideceğim gün içerisinde. Yani öğleden sonra ancak gelip piyasa ne olmuş diye bakabilirim. Çünkü bir takım insanlar şey istiyorlar. Bak, buradan bu böyle olursa işte bu sata dönür, burada satılır diye söyledik mi? Söyledik. Peki o zaman hemen gideyim Twitter'dan, o şey olduğu zaman hocam bu oldu, şimdi ben satayım mı? Ya biz ne dedik? Böyle olursa satmasın. Evet. Şimdi görüşünüz hala aynı mı? Zaten öyle olmuş. Daha bir daha niye soruyorsun ki? Bu şekilde bakmanız gerekiyor. Başka türlü de bir şey yapılamaz. Cazip hisseler videosu yaptım. Cazip hisseler videosunda da gördüm ki artık çok cazip hisse bulmak zor. Yani var halen birkaç tane ama bunların sayısı az. Yani bu ne demek oluyor? Yani bak, bu 290 dolara gelmiş bu borsa. Yani dolar bazında zaten sata dönmüş borsa ama biz şimdi TL bazında bakıyoruz. 290 dolara gelmiş. Ve bu 290 dolarda biz cazip bir şeyler bulmakta zorlanıyoruz. Yani bu endeks tekrardan gelip şöyle bir 315 lira falan gelecek olursa, o zaman belki bir iki tane hisse kalacak. Geri kalanlar da o kadar cazip fiyatlarda olmayacak. O zaman bize yabancının gelmesi gerekiyor. Yabancı da neyi bekliyor? Seçim sonucunu bekliyor. Niye seçim sonucunu bekliyor? Yani seçim sonucunu o aldı, gördü, 1 Nisan'da gelecek mi yabancı? Hayır. Ne alakası var? Seçim sonucunda bu zamlar ne olacak? Bu zamlar geldiği zaman acaba enflasyonla mücadele ne olacak? Yani faiz artışı yapılacak mı? Yapılacak mı? Çünkü zaten yapılması gerekiyordu, yapılmıyor. Yapılacak mı? Yapılmıyorsa zaten enflasyon da artmaya devam edecekse, o zaman belki gelmeyecek adam. Tahvillere gelirse gelecek. Çünkü dolar baskılanmaya devam ediyor. Buna bakacak adam. Ya da mesela zeybekçi gelecek mi? Zeybekçi gelirse daha kötü. O zaman hiç gelmeyecek belki. Tamam diyecek. Zeybekçi geldi. Her şey bitti. Bitti. Yani biz kendimize başka bir yer bakalım diyecek. Yani çok belirsizlik var. Ben de yabancı olsam, zaten burada Amerika'da çok güzel kazanılıyor. Öyle değil mi? Dünyanın başka yerlerinde bir sürü fırsatlar var. Çok daha iyi durumda ekonomisi olan ülkeler var. Bu kadar belirsizliğin olmadığı yerler var. Ne zorumuz var ki gelip Türkiye'de ekstradan bir risk alalım? Ha, carry trade, kısa vadeli getirip dövizi bozup TL'ye geçip buradaki faizden faydalanıp, hem de doların baskılanmasından faydalanıp, ondan sonra doları alıp ülkesine dönmek, böyle şeyler olabilir. Zaten onların borsaya ne faydası var ki? Böyle şeylerin de bir faydası yok. O yüzden belirsizlik ortamında trendi takip etmenin haricinde borsada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Böyle maalesef. Bugünlük de bu kadar.